Merhaba arkadaşlar, Burak Yılmaz adlı arkadaşımız bizden birkaç tane ürün, giyim tavsiyesi vermemizi istedi. ADV K5'in şu Fire Race'ini sormuş, şu GT Air'ın ekspozör modelini sormuş ve üstündeki Dynes'in D1 Avros'unu sormuş. Bir tane de eldiven var ve tabii ki bot önerisi vereceğim ona. Şu GT Air ekspozörü daha önceden tanıtmıştım ama tekrar hani kafama giyip göstereyim. Güneş vizörüyle, işte ön havalandırmalarıyla, ön tarafındaki camın işte kademeli olarak açılıp kapatılmasıyla, ön havalandırmasıyla, üst havalandırmalarıyla, arka spoiler'ı ve arka tarafındaki havalandırma, tabi bunların hepsi elle idare edilebiliyor. Onlarla gerçekten güzel bir kask. Tabii ki şuradaki yan pimiyle güneş vizörünü indirip kaldırabiliyorsunuz. İç petlerini çıkartıp yıkayabilirsiniz. Camı kolay çıkıyor. Üst havalandırma kanalları elle idare edilip hani istediğiniz an rahatlıkla kapatılabilecek büyüklükte, elle idare edebileceğiniz büyüklükte. Ve bu hani kaç gramlık bir kask söyleyeyim. 1365 gramlık bir kask. Ve Shoei'nin gerçekten en çok hava alan, en dayanıklı kasklarından bir tanesi. Alt tarafında mikrometrik, demir mikrometrik bir tane bağlantı var. İç petlerini zaten görüyorsunuz. Ve tabii ki bir tane çene pedine sahip. Ve ekspozurun birkaç tane galiba renk alternatifi var. Ve AGV K5'in Fire Race modeli. Kademeli açılan cam var, ön havalandırma kanalı var, üst havalandırma kanalı var. Yine elle idare edilebilen kanallar. Arka tarafında hemen spoiler'ın altında havalandırma kanalı var. Ve sarsıntıyı engellemek için bir tane ek plastik bölüm var. Kolaylıkla çıkartılıp bu camı temizlenebilir, tekrar takılabilir. Ön tarafında, hani üst tarafında pardon, birçok hava kanalı var. Ve pinlock bağlantısı var üstünde. Ve bir tane burun pedine sahip, bir tane çene pedine sahip. Double D bir bağlantısı var. Shoei GT Air'in de hani trikompozit bir yapısı vardı, fiberglass bir yapısı vardı. Bunun da gerçekten iyi bir dış kabuk yapısı var. Aynı zamanda hani rüzgarda sarsıntıları engelleyebilecek şekilde bir spoiler'a sahip. Spoiler'ın hemen altında da şurada hemen hava çıkış kanalı var. Şu yan tarafından indirdiğiniz zaman bunun da bir tane güneş vizörü var. İç petleri çıkartıp yıkanabiliyor. Hava kanalları gerçekten iyi ve çenenizi yırtmasın diye de bu Double D bağlamanın hemen altında iki tane pet koymuşlar. Gerçekten güzel bir kask. Şimdi üstündeki cekete gelelim. Üstündeki Dynes Avro D1 ceket. Burak Yılmaz arkadaşımız bunu sormuş. Bununla alakalı tabii eldiven, kot, bir tane hani korumalı TH90 bir kot, bir tane de Dynes bot sunacağım. Özellikle hani yarışlar için özel yapılmış dirseklik ve omuzlukları var ve dış korumalara sahip. Yan tarafında cepleri var, iç tarafında bir tane astarı var. Astar termal astardır ve kolaylıkla hani çıkartıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü iç tarafı hani rüzgar alabilir bir yapıdadır. Bu tarafında bir tane cebi var, iç tarafında bir tane daha cebi var, sağ tarafında bir cebi var. Kolları fermuarlı, çıt çıtlı. Arka tarafında şöyle göstereyim, arka tarafında bir sırtlığı yok. Arka tarafındaki sırtlığı kendiniz almanız gerekiyor. Bunu da level 1, level 2 olarak seçebiliyorsunuz, biliyorsunuz. Bunun başka ne gibi özellikleri var? Ha, iç tarafı kumaş yapıdadır. Ondan sonra dış tarafı gerçekten iyi korumalara sahiptir. Şu kısımlarında da hani koltuğun hemen altında, omuzun arkasında rahatlıkla eğilip kalkmanızı sağlayabilecek şekilde körük mekanizmasına sahiptir. Tamamen kapalı halini de göstereyim Burak. Şöyle kapanıyor ve şurasında bir tane cırt cırtı var. Çok yüksek bir yakası yok. O yüzden hani bir tane balaklava alman gerekebilir. Aradan sızacak rüzgar seni özellikle kışın rahatsız edebilir. Boynunun işte boynundan alacağın rüzgar seni hasta edebilir. O yüzden de kışın balaklava giymek, yazın da balaklava giymek gerçekten şart. Onu da ekleyeyim. Yazın da kışın da özellikle rüzgar tamamen vücudumuzu etkiliyor. En çok rüzgardan etkileniyoruz zaten. Bununla beraber benden karbon D1 eldiven istemişsin. Yarışlar için özel yapılmış. Eklemlerinde
yumruk tarafında ve yani şu yan tarafında bilek koruması olarak gerçekten hani tüm eklem yerlerinizi koruyabilecek gibi yapılmış. Telefon hassasiyetine sahip, parmaklara sahip. Bileği cırt cırtla kapanıyor. Sıkıştırabiliyorsunuz. Biraz üst tarafında hani hafif böyle delikli bir yapısı var. Bu küçük bir modelini buldum şimdi. Eğer sipariş verecekseniz, internetten sipariş verecekseniz oradan size doğrudan iletebiliriz. Mağazamızda şimdilik küçük modeller modeli kaldığı için şu anda bunu elime giyemiyorum. Elime sığmaz. Ama gerçekten hani körük mekanizması var. Parmak yerlerinde, parmakların hemen üstünde özel körük mekanizmalarına sahip. Özellikle şu küçük parmağınıza özel kırılmasın diye bir tane ek bir koruma daha koymuşlar. Bu da gerçekten iyi bir eldiven. Bir de Tech90'ın Pilot modelini özellikle önereceğim. Siyah hani bununla da olabilecek, hani bu montla, bu kaslarla olabilecek bir model. Şöyle özellikleri var. Kalça korumaları var. Bunlar vurduğunda sertleşen korumalar. Dizlerinde korumalar var. Bu korumalar da gerçekten hani iyi korumalar. Tech90'ın pantolonlarını zaten biliyorsanız tanıyorsunuzdur. Bu pantolonu da alarak, bu tabii bu pantolon özel dikişli bir pantolon. O yüzden de hani önermemin sebebi hem daha korumalı olmanız, hem dikişleri özel olduğu için sizin yaralanmanızı engelleyecek bir yapıya sahip. Çünkü hani asfalt sürtünmelerine karşı şu şekilde bir tane kevlar var içinde. Kevlar yarıya kadar iniyor, tamamen inmiyor. Bu kotu da önerebilirim. Kot görünümlü motosiklet pantolonlu. Ve tabii ki bir tane bot öneriyorum Burak. Bu Dynas'ın Dyno 1 Pro'su. Vites koruması var. Bilek korumaları var. Bilek altında şurada özellikle hani böyle slider koruma deniyor ya, onlara sahip. Bunlar istersen değişebiliyor. Zaten burada vide yerleri var. Aynı zamanda iyi bir topuk korumasına sahip. Şöyle gösterebilirim. Şu şekilde körük mekanizmasına sahip şu tarafında. Dediğim vites koruması bu. Ön burun koruması da var. Gerçekten iyi bir bot. Aynı zamanda kaydırmaz alt bir yapıya sahip. İç tarafını açtığımızda şöyle, açılmıyor tabii ki. Şöyle göründüğü gibi, inşallah görünüyordur. Şöyle bir yapıya sahip. Hani ayağınızı terletmeyecek, delikli bir yapıya sahip. Tabii ki hani ne kadar terletmeyecek desek de belirli bir süre sonra terletecektir. Sıcaklar arttıkça teri daha fazla artacaktır. Ama en azından kolay kuruyabilen bir yapıya sahip. O yüzden de bu botu da alabilirsin. Bu kombinlerden bir de K5'i giymedim. K5'i giyeyim. Şurada bir tane Double D bir bağlantıya sahip. Yandan şöyle görünüyor. Arkadan. Bu yandan. Spektrometrik 2 bağlantıya sahip ki Double D bağlantısı olması bence daha bir tane daha fark var. Bu kaza anında, kaza sonrasında kolay çıkartılabilmek için şuralarında kırmızı çekme halkalarına sahip. Bu çekme halkaları sizin kafanızı kastan kurtarabilmelerini sağlıyor. Özellikle ambulans geldiğinde. Ambulanslardan söz etmişken geçen gün işte bir tane arkadaş vardı. Arkadaş demirin üstünde Bahariye'de oldu. Kadıköy Bahariye'yi tanıyanlar bilir. Ortadan tramvay geçer. Kaymış bir tane arkadaş gördüm. Kafasındaki kask yarım taktığı için çenesi zarar görmüştü. Kurye arkadaşlardan bir tanesiydi. Arkadaşlar hani tek bir önerim. Yazın sıcak diye kaskınızı takmamazlık etmeyin. Yarım takmayın. Zararını siz görüyorsunuz. Yani çok bir şey olmamış gibiydi. Fakat hani yine de kan vardı. Dikkatli olun. Dikkatli sürün. Hepinize iyi sürüşler.